Spor Başkan Yardımcısı Sayın Taner Atilla telefon attığımızda. Öncelikle hoş geldiniz, iyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz yaşanan olayı kısaca özetlemeye çalıştık ama tabii siz yaşayan biri olarak neler yaşadınız, bize anlatır mısınız biraz? Tabii ki. Geçmiş olsun diyelim Taner öncelikle. Taner Atilla, Deniz Spor Başkan Yardımcısı. İyi yayınlar tekrar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Şimdi dün Ankara Gücü maçımız vardı, biliyorsunuz. Hı hı. Ankara Gücü Başkanımız sağ olsun öyle bir havayla geldi ki maç oynanmadan daha maçı kazanmış. 3 puanla almış. Ankara'ya dönüş hazırlığına başlamıştı. İlk önce protokole girişle ilgili bir sıkıntı çıkardı. Ben turnikelerden geçmem, bana kapı açılacak vesaire. Ama bu maçın başlamasına en az bir saat tam fazla bir süre kala söyledi. Gençlikspor yetkililerimiz de orada değillerdi. Bir şekilde aradık, ulaştık. Kendilerine nazik bir şekilde içeriye yine dediği gibi kapıdan aldık. Ankara Gücü Başkanı'nı değil mi? Başkanını, evet. Hı hı. Daha sonra beni protokolde değil de taraftarların içine oturtturdular diyor. Kesinlikle ben bugün saat 2'de basın açıklaması da yaptım. Görüntülerde de var. Şu ana kadar hangi kulüp başkanımız geldiyse, nereye oturduysa Sayın Başkan da oraya oturdu. Daha sonra biz birinci golü attık. Arkasından Ankara Gücü futbolcusundan bir arkadaşımız kırmızı kart gördü. Olay önce sahada gerginleşti ve akabinde sportif direktörü de sahadan atıldı. Ama atılırken sizden ricam, görüntülere bir bakın. Önce taraftarla sonra şeref tribünüyle nasıl bir mücadele içine girdiğini zaten göreceksiniz. Bu arada bizim Hasan Önder yönetim kurulumuzda bir abimiz, yaşı 60-65 civarlarında. O şeye dayanamadı ve müdahale etti. Terbiyesizlik etmenize gerek yok, hemen içeri geçin gibisinden. Ankara Spor Başkanımız maalesef ama maalesef orada olay yatıştıracağına, terbiyesiz sensin, olsun busun derken olayı karıştıran başroldeki ve fitili yakan kişi oldu. Biz yine olayı ya müdahil olmamaya çalıştık ama ağızlaştığı Hasan Bey'le bir baktık sandalyeler havada uçuşuyor. Fotoğraflarda, görüntülerde de bu sabit. Sandalyeleri Hasan Bey'in kafasına geçiriyor. Ben orada tabii Hasan Bey'in kan revan içerisinde olduğunu görünce müdahale etmek zorunda kaldım ve Ankara Gücü Başkanı'nı kucaklayarak geri çekmeye çalıştım. Bu arada bir tane de bana darbe de bulundu. Sağ göz altından yara aldım ben. Benim asıl sıkıntım yok. Basında geçen benim ismim ama bende sıkıntı yok. Asıl sıkıntı dikiş atılan vesaire hastanede tedavi gören Hasan Bey. Gerçekten sandalye darbeleri vesaire çok ciddi yara almış. Ama bir kulüp başkanına bu tür hareketler kesinlikle yakışmıyor. Özellikle Bursa TV'ye yapmış olduğu bir açıklama var. Orada da kendisini kınıyoruz. Yok 4-5 kişiyi komalık ettik, yok gereken cevabı verdik bilmem ne. Siz spor adamsınız, cevabı sahada vereceksiniz. Asıl sahada kim kime cevap verdi o da zaten ortada belli. Bugün aynı olay olsa ben Sayın Başkan'a yine el kaldırmam, misafirimizdir. Ama başkan misafirliğin dışında maalesef başka şeylerin peşine düşmüş. Hakem camiasını karalamaya yöneldi. Hakemleri siz satın almışsınız, bu iş burada bitmiş belli. Çok iyi kurgu bu yapılmış. Bu maçı bizim alma şansımız yok gibisinden bir sürü deyimler vesaire bizlere. Beyanatında da bizlerin kendisine küfür ettiğimizi, bizlerin olayları karıştırdığımızı dile getiriyor ama biz zaten 1-0 öndeyiz. Kırmızı kartı gören de siz. Sportif direktörünüz atılmış. Gayet güzel oynayan bir Deniz Spor sahada. Biz niye karıştıralım ki? Tam tersine sportif direktörünüz hazırlığını yapmış. Geriye düştüğünde biz bu işi karıştıralım, maç yarıda kalsın. Şikayette bulunacak mısınız? Ya da bulundunuz mu? Nasıl? Şikayette bulundunuz mu veya? Tabii ki. Biz hastaneden darp raporunu da aldık, özellikle Hasan Bey'le birlikte. Adliyede de biz gerekli girişimlerde bulunarak şikayette bulunduk. Gerek federasyon ölçeğinde gerekse hukuk anlamında mücadelemizi başlattık. Maalesef ama maalesef bir açıklamalarını özellikle bulun, bir dinleyin. Bir kulüp başkanı ağzı mıdır yoksa başka bir kişi mi görüşüyor, görüş beyan ediyor? Lütfen sizden ricam onun üzerinde durunuz.
Şöyle Ama hiç yapalım. Yakışmayan Şöyle hareketler. yapalım Sayın Taner Atilla. Tabii bir cevap hakkı doğuyor sizin söyledikleriniz üzerine Ankara Gücü tarafına ve Ankara Gücü Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Yiğner de telefon attığımızda. Dilerseniz telefonu kapatabilirsiniz. Dilerseniz Ankara Gücü Başkanı açıklamalarını dinledikten sonra cevap vermek istersiniz. Hangisini tercih ediyorsunuz? Fark etmez, ben kalayım. Peki, Bakarsınız bir buyurun lütfen cevap hatta hakkım olsun. bekleyin o zaman. Mehmet Yiğner, öncelikle hoş geldiniz, iyi yayınlar dilerim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Taner Atilla'yı dinledik. Siz de dinlediniz tahmin ediyorum ki. Gün boyunca açıklamaları da gördünüz. Siz neler söyleyeceksiniz? Hakkınızda tabii bir de şikayet var. Evet. Şimdi öncelikle biz stada geldiğimizde ben kulüp başkanıyım. Protokol kapısı belli. Benim oradan geçmem lazım. Oradaki görevli arkadaşlar dedi ki başkanım sen kimsin dediler. Dedim ki ben kulüp başkanıyım. Turnikelerden geçeceksin. Dedim ki bak turnikelerden nasıl geçeceğim? Tamam geçeyim. Pasolik kartın var mı senin dediler. Girerken daha. Dedim ki bak kardeşim benim pasolik kartım yok. Ben kulüp başkanıyım. Ben de bu protokol kapısından gireceğim. Beni 15 dakika orada beklettiler. Sabrettim. Yani olay molay çıkartmadık. Bekledik. Ondan sonra sizin dedim yetkiliniz kim? Spor il müdürü. Gelsin şu kapıyı açsın dedim ben. Bu şekilde biz içeriye girdik. Girerken zaten belli, kurgulanmış yani. Bizi 15 dakika almadılar. Benim pasolik kartım yok. Kulüp başkanından pasolik kart sorulur mu? Zaten ilk münakaşa böyle münakaşalı girdik biz stada yani. Protokol kapısını zor 15 dakikada açtık. Geçtik. Taner Bey'le karşılaştık. İşte oturduk beraberce. Bizim arkadaşlarımız var. Onu söylüyorum. İçeriden çay getirdiler. Beraberce oturduk. Çayımızı içtik. Sohbet ettik. Dedik ki ya böyle böyle. Onlar da dedi hatta. Bir arkadaşı daha vardı orada yanında. O esas olayı çıkartan. Bayağı bir normal sohbet ettik. Bir şey yok yani. Çıktık yukarıya. Maç seyredeceğiz. Bana dediler ki siz sağ tarafta bizim yöneticilerimizin olduğu bölüm protokolda beni sol taraf uç kısma koydular. Dediler ki sizin yeriniz bu taraf. O tarafta da haliyle şeylerin Denizli Spor belki yöneticilerin belki taraftarların neyse içlerinde karışık olan bir yerin yan tarafına ben geçmiş oldum. Şimdi hakem penaltı verdi. Gol atıldı. Omzuma bir tanesi vurdu oradan. Dedi ki gördün mü bak ben demedim mi dedi yöneticisinin biri. Biz sizi yeneceğiz. Tamam kardeşim sakin ol dedim. Önemli değil. Bir golle dedim maç bitmez. Geri devam ettik. İşte bizim futbolcumuz atıldı. Atılınca oradan bizim sportif menajerimiz de atıldı. Onu da attı hakem. Tribüne gönderdi. Giderken tabii yöneticiler ayağa kalktılar. Hepsi benim üzerime çullandılar. Taraftarlar da var tabii bu arada protokola giren. Benim ön tarafım olduğu gibi kapattılar. Ben protokolün en önünde oturuyorum. Ondan sonra ben dedim ki arkadaşlar Yani serbest ilk kulüp müdahaleyi kullanmayacağım. Denizli Spor tarafı yaptı diyorsunuz, öyle mi? Tabii. Şimdi ben dedim ki arkadaşım serbest vuruş kullanacak. Şu önümü şöyle bir önümden bir geçin ya. Sizin dedim koltuklarınız var. Geçin koltuklarınıza oturun. O arada bu sefer benim yanımdaki yönetici arkadaşlarla bu sefer tartışmaya başladılar. Benim şoförüm vardı içeriye giren benimle beraber. Dedi ki abi başkan görmüyor şöyle böyle bir önünü açın derken bunların hepsi 4-5 kişi bizim üzerimize yürüdü. Yani benim dediğim şu arkadaşım sizin koltuğunuz yok mu? Oturun koltuğunuza benim önümden bir çekilin dedim. Dedim sadece bu. Bize şimdi üzerimize saldırdılar. Ne yapacağız yani? Yani dayak yiyip oturalım mı? Kendileri saldırdılar bizim üzerimize. Biz kendimizi müdafaa ettik. Sadece bu. Döndüm neyse. İş karıştı tabii orada. Döndük biz. İş yatıştı. Bu sefer Taner Bey. Atın bu şerefsizi diye arkamdan saldırdı. Yani böyle de bir Peki pozisyonun sizin sandalyeyle Denizli Spor Ya, yöneticisi Hasan Bey'e böyle bir vurdunuz, şey doğru yok. Bak mu? ben şunu söyleyeyim. Doğru mu? Bir defa ben şuradan başlayıp o arkadaşın doğru mu yanlış mı söylediğini, yalan söylediğini buradan anlarsınız. Ben alkollü gelmişim. Bak ben sigara dahi içmem. Açıklamasında ne diyor? Başkan diyor alkollüydü diyor. Ya yazık günah. Şimdi
İftirayla şundan bundan gerek yok. Yarın yine yüz yüze bakacağız. Yani benim alkol almadığımı, sigara içmediğimi dahi kendi de biliyor. Herkes biliyor. Şimdi alkollü gelmişim, olay çıkartmışım. Sandalyeyi almışım, adamın kafasına vurmuşum falan. Böyle bir şeyler yok yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyler olmadı. Olmadı. Benim elimde sandalye de yoktu zaten. Ya olursa zaten görüntülerden çıkar. Hı hı. Şunu diyeceğim. Hani bu işleri siz, ben şahsen diyorum, bu işlerin, bu olayların olmasından memnun muyum? Hiç değilim. Ama ya bütün tribünde ayağa kalkıp da bir hani misafir takımın başkanının üzerine çullanmaz ki. O kadar küfür edilmez ki yani. Ya neticesinde ne olursa olsun hakem maçı yönetiyor. Futbolcular top oynuyor. Sen buradan küfür edince protokoldan veyahut da oradan saldırınca ne değişecek yani? Anlatabiliyor muyum? Bana göre protokolda olmaması gereken insanların protokole alınması ve oradan arı konuşup bizim üzerimize saldırmaları. Zaten maç önde. Derdiniz de yani bunu da anlamış değiliz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa bizim kimseyle bir problemimiz olamaz ki. Anlıyorum. Peki. Sayın Taner Atilla da halen daha telefon attığımızda tabii bir, vermek istediğiniz bir cevap varsa Taner Atilla onu da çok kısa olarak alalım. Sonrasında telefon bağlantılarımızı noktalayalım. Tabii ki. Ben Sayın Başkan için alkollü demedim. Onu söyleyeyim. Alkollü olan yönetici arkadaşlar var dedim. Onu bir düzeltelim. Peki. İkincisi bugün saat 14'te yapmış olduğum basın toplantısında bir fotoğraf sundum basına. Elinde sandalye 65 yaşındaki insanın kafasına vura vura bir hal oldu. Ama ben zaten olayın dışından sonradan benizdir ya. Sayın Başkan gerek yok. Zaten emniyet bu görüntüleri aldı. Tamam. Şu anda inceliyor. Size de gönderdi. Sandalye varsa zaten çıkar ortaya. Aynen öyle. Zaten çıktı ortaya, merak etmeyin. Şimdi ben tamam. Zaten ilk önce olayın içine dahil olmadım. Siz Hasan Bey'e vurduğunuzda ben oradan sizi geri çektim. Siz döndünüz, bir tane de bana vurdunuz. Ben orada sehpaya takılıp düştüğümde sizin bütün yöneticileriniz benim üzerime çullandı. Görüntüler de burada sabit. Biz zaten gerek yok tartışmaya. Gerekli yerlere müracaat ettik ama en çok da bizi Sayın Başkanım üzen Bursa TV midir? Spiker arkadaş da çok profesyonel, belli. Gülüyor, neşesi yerinde. Yok komalık ettik, onu yaptık, bunu yaptık. Yok yok, ben öyle bir şey demedim ya. Sayın Başkan. Ya komalık Allah ettik aşkına, demedim ki ben öyle bir şey. Sayın Başkan, Allah aşkına. Neyse arkadaşım, bak burada hiç tartışmaya gerek yok. Geçmiş olsun. Davacı oldunuz mu oldunuz. Benim elimde sandalye varsa gözükür zaten. Öyle bir şey de yok. Ne alkollüydüm ne de elimde sandalye vardı. Ben alkollü demedim. Yani. O yanlış anlaşma ama ya alkollü olan arkadaşlar sandalye vardı. Görüntülerini de bize de gösterirseniz biz de seviniriz. Bizim böyle elimizde sandalye falan benim yoktu. Başkasıyla siz yanlış görmüşsünüz. Ben size WhatsApp'ını atacağım yani. Sayın Başkan. Hiç merak etmeyin ama 2-3 kişi böyle bir, siz kucaklıyorsunuz. 2-3 tane yöneticiniz. Hatta korumanız da varmış galiba. Biz öyle korumaya vesaire bir ihtiyaç duymadığımız için bunları bilmiyoruz tabii. Ama hata bizim şöyle oldu. Sizin o kadar yöneticinizi, protokolün o kısmını almamız gerçekten yanlışmış. Bizim farklı yerde de protokol tribünümüz vardı. Keşke evet. Gençlik